Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Memuriyetten istifade ederek Yeni Asya gazetesinde muvazzaf gazeteciliğe başlamış. Muvazzaf gazetecilik yani tencere kapak, dört başı mamur gazetecilik yani. Teknik işlerden köşe yazısı yazmaya kadar. Hepsi bunun içinde. Rahmetli Hüseyin Demirel hiç bırakıyor muydu ya? Vallahi tatil bile yaptırmıyordu bize. Diyordu ki bizim gazeteciliğimiz öyle şey olacak. Hiç kimse olmasa tek başına burada bütün işleri yapıp gazeteyi uçağa yetiştirmen lazım diyordu. Tek başına. Öyle bir maceranın içerisine başladık gazeteciliğe. Fakat bizim gazeteciliğimiz diğer gazeteler gibi değil ki. Bizimki bir cemaatin gazetesi. Biz de cemaatin mensuplarıyız yani. Bir de cemaati tarafı var işin. Cemaatin içindeki her hareket size de tesir ediyor ister istemez yani. Sükunet olduğu zaman siz de sakin oluyorsunuz. Cemaatle karışma olduğu zaman sizde de karışma meydana geliyor. Böyle ben muvazzaf gazeteciliğe başlamışım. Daha bir sene geçmeden büyük bir gümbürtü koptu. Nurcuların içerisindeki en büyük ayrışma. Karpuz gibi ikiye bölündü ama karpuzun küçük tarafı bizde kaldı. Büyük tarafı mutlak vekil abilerimizde kaldı. Büyük bir çatışmayla, gürültüyle, tarrakayla bir devre geçirdik. Ondan sonra yeniden toparlanmaya, yeniden okuyucu bulmaya, cemaatimizi çoğaltmaya çalışırken bu sefer işte camianın içerisinden kendi içimizden bu sefer bir çatlama daha, bir patlama daha. 1990'da da ondan kurtulduk. Bu sefer de içimizdeki elit tabakayı fırıncı abiye verdik, o aldı götürdü. Emval ile beraber götürdü. Bütün tapulu cemaatin mülkünü alarak gittiler. Entelektüellerimiz de alıp gittiler. Biz cas çavlak kaldık ama cemaat bizden kaldı. Biz de Yeni Nesil gazetesinin yerine bu sefer Yeni Asya gazetesini çıkardık. 1990'daki o hengamede bir gün Kutlar abi dedi ki bir Fransız televizyonu Nurcularla ilgili bir program yapıyormuş. Bize de gelmek istiyorlarmış. Bizim dershanemizde de bir çekim yapmak istiyorlarmış. Dedi, konuştu. Bize dedi ki canımıza minnet yani. Reklamın kötüsü olmaz. Bizden bahsedecekler. Bizden de bahsetmiş olacaklar böylece. Olur dedik. O zaman en büyük dershanemiz Beyazıt'ta. Beyazıt'taki dershanede bir ders gününde cemaatin de hazır olduğu bir vakitte Kutlar abinin ders yaptığı zaman bu Fransız ekip geldi. Fransız Anten 2 televizyonu. Programı yapan Jules Keppel diye bir Fransız. Gazeteci Ruşen Çakır da tercümanı. Ruşen'le tanışmamız orada oldu. O vesileyle tanışmıştık. Biz de artık tabii gazetenin ağır toplarıyız. Büyük adam sınıfındayız. Çekim yapıldı. Televizyoncular çekimi bitirdikten sonra Jules Keppel'le bir konuşma geçti. Ruşen'e dedim ki ben Jules'e soru sormak istiyorum. Sor dedi. Ben sordum, o tercüme etti. Onun söylediğini bana aktardı. Benim merak ettiğim husus şuydu.
Dedim ki sen dünyayı dolaşıyorsun. Bu programları yapıyorsun. Dünyanın gidişini, insanların dine karşı tavırlarını nasıl görüyorsun dedi. Bütün insanları sordu. Yahudisini, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, putperestini. İnsanların dine karşı tavırları nasıl dedi. Jil dedi ki, Hinduizm'den İslam'a kadar bütün dinlerde bir gelişme görüyorum dedi. Yani dünyanın her tarafında bir dindarlaşma var dedi. 12 Eylül'den sonra da o hareket Türkiye'de görünür hale gelmemiş miydi? İhtilali yapan adamlar Atatürkçü oldukları halde dindar Atatürk portresi çizerek Müslümanlara yeşil ışık yaktılar. Ama nasıl Müslümanlara? Ilımlı Müslümanlara. Proje gayet açık ve net. Batı'nın, bilhassa Amerika'nın komünizmi kucaklamak, çevirmek için planladığı Yeşil Kuşak projesinin bir parçasıydı bu zaten. Türkiye'de de Müslümanların önüne açılmıştı. Başbakan yapılan Turgut Özal namazlıydı. Bütün dini grupları çağırmış. Bu ülkenin kaymağını hep beyaz Türkler mi yiyecek? Siz de yiyin deyip açmıştı yani. O kapıyı açmıştı. O kapıdan giren Müslümanlar da rejimle barışmış. Ahiret hedeflerini biraz öteleyerek dünya hedeflerini öne çıkarmışlardı. Bugün kimsenin şikayeti hakkı yok ki bu devlet politikasıdır. Hata varsa rejimin temelinde var ya. Jil de bunu tespit etmiş. Dedi bütün dünyada dine karşı bir yöneliş var. Dindarlaşma var. Dinden hoşlanmayan insanlar iktidara geldiği zaman keçi sakalı bırakan insanımız dindarlar iş başına geldiği zaman o zaman bütün sakal bırakmaya başladılar. Keçi sakalla malı götürenler bu sefer bütün sakalla malı götürmeye başladılar yani. Dindarlaşma başladı. Sureten hakikaten bir dindarlaşma başladı. O doğru. Yani ülkede o zaman başlamadı mı? Sosyete güzellerinin umre turları başlamadı mı? Biz de yedik yani. Müslümanlar gelişiyor maşallah. Artistler Müslüman olmaya başlamadı mı yani? Dünün kıpkızıl sosyalistler Müslüman olmaya başlamadı mı yani? Yeri gelse de onlara da temas etsek. Dedim ki peki Jil'e bir soru daha sordum. Bu gelişmeler sana göre dedim müsbet mi? Yani insanlığın hayrına doğru mu gider? Yoksa menfi mi netice verir dedim. Tecrüben nedir dedim. Dedi ki işte onu ben de bilemiyorum dedi. Onu zaman gösterecek dedi. Kesin bir kanaat beyan etmedi. Jil sıradan bir adam değil ki. Beyler bilir bir adam. Kendine göre belki bir fikri vardı ama onu bana söylemedi. Onu zaman gösterecek dedi. İnsanların bu dine doğru yönelişlerinin sonu müspet mi oldu, menfi mi oldu? Zaman gösterdi mi? Birinci Körfez Savaşı başladı mı? Amerika Irak'ı işgal etti mi? Hristiyanlar Müslüman ülkeyi bastı, işgal etti. 2001'de aynı Amerika İngiltere ile beraber
Afganistan'da işgal harekatına başladı mı? Hristiyanlar Müslümanlarla harbe girdi mi? 2 sene sonra aynı Amerika İngilizlerle beraber Irak'ı ikinci defa işgal etti mi? Müslümanlar Hristiyanların işgaline maruz kaldı mı? Şimdi dünyadaki kavgaları düşün. Yani Müslümanların Müslümanlarla kavgası, Müslümanların Hristiyanlarla kavgası, Hinduların Müslümanlarla kavgası, Budistlerin Müslümanlarla kavgası. Gelişmeyi görüyorsunuz mu? Afganistan'da savaşı başlatan Amerikan başkanı ne demişti hatırladınız mı? Hatırlayanımız var mı? Dedi ben Haçlı Savaşı başlatıyorum tekrar. Ben Haçlı Savaşı başlatıyorum dedi. Ve başlattı. Haçlı Savaşı'ydı bu. Hristiyanların Müslümanlarla savaşıydı bu. Eski Haçlı Savaşlarından bir farkı vardı. Müslüman ülkeleri işgale giden Haçlıların içerisinde Müslüman askerler de vardı. Netice ne oldu? Haçlılar hedeflerine vardılar mı? Müslümanları yok ettiler mi? Ülkelerini tamamen kontrol altına aldılar mı? Yoksa kaçmak zorunda kaldılar mı? 20 senelik bir mücadelenin sonunda Haçlı Savaşı başlatanlar arkalarına bakmadan kaçtılar mı, kaçmadılar mı? Jil tecrübelerinin neticesini bana söylemedi. Ama ben tecrübelerimin neticesini size söylüyorum. Evet, bir Haçlı Savaşı başlatılmıştır. Bugün değil. Bugün aleniyete çıkan bir Haçlı Savaşı idi bu. Adamın birisi yılanla dost olmuş. Yılana her gün süt veriyormuş. Yılan da ona bir altın getiriyormuş. Bir süt, bir altın. Süt, bir altın. O ticaret epey zaman devam etmiş. Bir gün adamın çocuğu oyunu bozmuş. Elindeki kesici aletle yılanın kuyruğunu koparmış, vurmuş. Yılan da o öfkeyle dönmüş çocuğu sokmuş, öldürmüş. Yılanla adamın dostluğu bozulmuş. Bir müddet bu kırgınlık devam etmiş. Sonra adam altınlar gidince dayanamamış, bir gün yılanın yanına gitmiş. Demiş ya yılan kardeş, gel şu ticaretimize devam edelim. Ben sana süt vereyim, sen de bana bu altınları getir. Yılan ne demiş? Efendi, o iş bitti artık. Bende bu kuyruk acısı, sende de bu evlat acısı varken o dostluk olmaz. O bitti demiş. Şimdi dünyaya barış, saadet getireceğini söyleyen efendiler, Müslümanlarda bu evlat acısı, sizde de bu kaçmadan mütevellit kuyruk acısı olduğu müddetçe bu birliktelik daha mümkün değil. Bu mümkün değil. Bunu istediğiniz yere yazın. Daha siz bu iki cenahı bir araya getiremezsiniz. Hakim de olamazsınız. İki güç birbiriyle ciddi bir kapışmanın içine girecektir. Hiç lamıcı mı yok ya? Bu kaçınılmazdır. Eninde sonunda bu kaçınılmazdır. Bu iki güçten birisi diğerini enterne etmeden bu sular daha durulmaz.
bu iki güçten biri diğerini enterne edecek. Elinde maddi gücü bulunanlar, teknolojiyi en zirvede kullananlar, karşı tarafı enterne edebilir mi bütünüyle? İşte elindeki bütün imkanlarla girdiler ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Demek bunların karşı tarafı ifna etme, enterne etme güçleri yoktu. Bitmiştir. Bitmiştir, hiç bana hikaye okumasınlar. O iş bitmiştir. Peki bu tarafın, karşı tarafı enterne etme ihtimali var mı? Potansiyel olarak evet var. İki, inanç olarak bu zaten mümkün. Müslümanlar bir siyasi organizasyonun içerisinde toplandıkları zaman ellerindeki gerek coğrafi güç, gerek ekonomik güç, gerek insan gücü itibariyle karşı tarafı enterne etme gücüne zaten sahipler. Zaten sahipler, sahipler yani. Sadece bir ortak akıl yok. Cenab-ı Hak da diyor ki, iki kere zikrediyor bunu kelamında. وَالَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ Ben bu inancı, İslamiyet inancını bütün inançların üzerine galip edeceğim. Sözü söyleyen kim? Allah. Sözünü yerine getirebilir mi? Gücü var mı? Amenna ve saddakna. Getirir mi? İvaat etmiş. Sadıkul vaattir sözünden dönmez. Şimdi bizim aklı evveller bir de ılımlı İslam dolmasını yutanlar, batıdan gelen cukkaları götürenler hopluyorlar hemen. Yok olmaz öyle bir şey de, olur muydu, olmaz mıydı? Olduğu zaman görürsünüz. Yağ var, un var, şeker var, ateş var, ocak var. Ne lazım? Sadece aşçı lazım efendi. Sadece bir aşçının bu malzemeyi kotarması lazım. O aşçı gelir. Allah vaat etmiştir. Ve vakti, vaadin vakti yaklaşmıştır. Bu parça parça olan ümmet vahdet bayrağı altında toplanacaktır. Bütün dünyaya Kur'an'ı hakim edecektir. Bütün dünyaya. İki güçten birisi enterne edilecektir. O enterne edilen bugünün müstekbirleri olacaktır. Gözü istikbali gören büyükler Beyaz Saray'da ezan-ı Muhammed'i okunacağını müjdelemişlerdir. Bu müjde gerçekleşecektir. Ama yarın, ama yarından da yakın. Yeter ki biz bu inançta olalım. Allah vaadinden dönmez. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.